Bir anda kadın yok, hastanede aramadı. Da ayrı. Ben de aramadım. Düzelir mi Despina Hanım? Bahri Bey biraz farklı bir adam. Taktı mı takıyor. Gözü başka hiçbir şey görmüyor. Biliyorum. Bir kalemde sildi işte beni. Beni de. Ayşegül bak, İsmail Karayel canlı yayındaymış. Efendim, son günlerde bir takım infazların arkasındaki isim herkesin malumu. Ben şimdi burada bir yargı kararı olmadan bir isim vermek istemiyorum. Ama Behçet Dağlıca ve Bahri Umman arasındaki husumet de herkesin malumu. Bu Bahri Umman denen korkunç adam beni de defaten tehdit etmiştir. Tehdit mi? Tabii, alenen. Poyraz, ne haber? İyidir, senden? Baban televizyonda. Biliyorum, ben de oradayım. Beraber mi çıkacaksınız? Nereye? Canlı yayına. Ya yok Ayşegül, ne alakası var ya? Dur ben arayacağım seni sonra, tamam? Hadi öpüyorum. Siz? İsmail Karayel'in basın danışmanı. Buyurun. Evin girişi sıkı korunuyor. Karşınıza çıkan her şeyi, herkesi öldüreceksiniz, tamam mı? Genç yaşlı dinlemek yok. Tabii, Alena. Malum oğlumla kızı arasındaki ilişki bir ara gündeme gelmişti. Oradan da taktı bana. Husumet, aynı zamanda kişisel. Bu çok ilginç. Şunun bilinmesini istiyorum. Başıma bir şey gelirse... Sorumlusu kesinlikle Bahri Umman'dır. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Merhaba. Siz kimsiniz? Herkes geçsin şöyle. Geç! Geç! Dur. Acele et! Dur, sakin ol. Sus abicim, sus. Bağla arkadaşlarını. Al bağla arkadaşlarını. Çabuk abi, çabuk! Bakmayın. Geç şöyle, geç. Uzat ellerini, uzat babacığım el. Şimdi sakin olursanız kimseye bir şey olmaz abicim. Tamam. Sen aynen yayına devam ediyorsun. Kimseye bir şey çaktırmıyorsun. Sadece benim dediklerimi yapacaksın. Tamam. Tamam. İsmail Karayel'in mikrofonu hangisi? Şu. Şuna basacaksın. Tamam, güzel. Nasıl gidiyor? Yani açıkçası daha bomba bir şeyler beklerdim. Baba. Az gelsene, konuşmamız lazım. Ne işin var oğlum senin burada? Konuşmamız lazım baba. Canlı yayındayız lan, ne konuşması? Çok acil, çok önemli. Bir şey olmaz, müsaade ederler. Hadi. Ama olmaz ki böyle. İki dakika hanımefendi, iki dakika. Hadi gel. İşte başlıyoruz. Kes reklamı, gir yayına. Kes reklamı abi, gir yayına. Yayındayız. Ver babacığım sesi. Evet, yayındayız arkadaşlar. Bak baba, yolun sonuna geldin. Herkes her şeyi biliyor. İpini çekecekler seni. Kim ne biliyormuş lan? Ne oluyor ya? Aslında Adil Topal olduğunu biliyorlar. Herkese söyleyecekler. Lan bırak söylesin, kim inanır buna? Ya uyuşturucu işini de patlatacaklar. Oğlum saçma sapan konuşma. Baba, sen şu Bayson denilen adamla görüşmedin mi? Behçet ortadan kaldırın demedin mi? Dedin. Biliyorlar her şeyi. Devletin vekiliyim derim. Adamdan bağlantıları öğrenmek istedim derim. Bu mallar her yer, merak etme. Adam canlı yayında olduğunun farkında değil resmen. Ya adamın oğlunu öldürdün, oğlunu. Peşini bırakmaz senin, bırakmayacak.
Dedikçe oğlum kazaydı diye. Oğlun ayrıca. Öldüyse öldü, bana ne lan? Bak, demin Bahri'ye nasıl geçirdim canlı yayında? Ha? Bahri yolun sonuna çoktan geldi oğlum, çoktan. Ben de bu milletvekilliği dokunulmazlığı varken... kralı gelse kimse bir şey yapamaz. Tabii. Merak etme. Evet, nerede kalmıştık? Hala farkında değil. Bir insan nasıl bu kadar iğrenç olabilir? Bahri Umman denen iki yüzlü herifte kalmıştık. Kusura bakmayın, bu arada küçük bir kriz çıktı da. İsmail Bey, az önce söylediklerinizi bütün Türkiye duydu. Nasıl efendim? Mikrofonunuz açık kalmış. Tamam mı gençler? Hadi bana eyvallah. Gördüğünüz gibi çok da korkacak bir şey yokmuş, değil mi? Ateş etme ne olur. Sen beni psikopat mı sandın ha? Psikopat mı sandın sen beni? Hı? Psikopat mı sandın sen beni? Güvenlik kameraları yakalayacak seni. Sen bizi amatör mü sandın ya? Biz ilk o işi hallettik. Oh, oh, oh. Hadi eyvallah. Yayını keser misiniz? Nasıl? Kes yayını, kes! Efendim Sayın Genel Başkanım. Ne istifası ya? Komplo bu. Hepsi yalan. Ses kaydı düzenlemişler hakkımda. İstifa müstifa yok lan. Oradan. Komplo diyorum, anlamıyor musun? Kavuşum. Gel oğlum, gel, gel. Oluyor ya. Buradan gireceğiz. Adam büyük patladı yalnız. Yani Poyraz niye yaptı ki böyle bir şey? Ya bilmiyorum. Bu Poyraz'ın sağı solu belli olmaz. Şimdi bunu iyice divana yollarlar. Milletvekilliği de düştü mü adam direkt kucağımızda. E o zaman daha kolay olur tabii. Merhaba. Bahri Bey, iki dakika görüşebilir miyiz? Tabii oğlum, tabii. Hadi gel, gel yukarı çıkalım biz. Gel. Ah be oğlum Pamuk, ne işin var senin bahçede ya? Salih, kaçmasın çabuk. Çekilin lan polisiz. Biz zabıta mıyız? İsmail Bey'in hala dokunulmazlığı var. Bittik lan, bittik. Tüm ülkeye rezil olduk. Yolun sonuna geldin İsmail. Başka şansın yok. Efendim nereye gidiyoruz? Helikopter pistine. Çok çabuk. Hemen ara, ayarlasınlar bir tane. Çok çabuk. Peşimizdeler oğlum. Hızlı çabuk. Atlayın, atlayın. Takıl baba, takıl. Ara acil, ara. Naklen yayın öncesi göndersen. Koş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.